Son Mühür ekranlarından günaydın. Gün başlıyor. Saatlerimiz onu gösteriyor. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Farklı konularımızı değerli konuklarımızla birlikte stüdyomuzda değerlendiriyoruz. Bunu yaparken sosyal medya hesaplarımızdaki canlı yayınlarımızın altına yaptığınız yorumları da bir taraftan takip ediyoruz elbette ki. Sizlerin soruları olursa onlara da yanıt vermeye çalışıyoruz. Haftaya yoğun başlamıştık. Bazen ekonomi, bazen siyaset konuşuyoruz ama hafta sonuna doğru ilerlerken de şehrin sanat nabzını da tutmaya çalışıyoruz. Değerli bir konuğumuz bizimle birlikte stüdyomuzda. Sinema severler tarafından merakla beklenen bir festivalin detaylarından bahsedeceğiz bugün. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali direktörü Yusuf Saygı'yı ağırlıyoruz. Merhaba, günaydın. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayın öncesi de sizinle biraz sohbet ettik. İzmir'deki bu İzmir ve sanat kavramını biz zaman zaman hep tartışıyoruz. Biz tabii sizlerle bir araya daha iyi gelebildiğimiz için ya da daha yakinen takip edebildiğimiz için biraz daha hakimiz. Ama biz kendi çevremize baktığımızda İzmir'deki bu sanatsal aktiviteden çok da haberdar olmadığını çoğu insanın görüyoruz. Şimdi bu kısmına da değiniriz ilerleyen dakikalarda ama tabii bizim önceliğimiz festival. Festivali tüm ayrıntılarıyla konuşmak istiyoruz. Önce şöyle başlayalım isterseniz, bir fotoğraf çizelim. Nasıl bir noktadaydı? Siz ne zaman bu noktaya dahil oldunuz ve 23.sü düzenleniyor. Şu anda nasıl bir çizgiye doğru geldi festival? Tabii 99 yılında başladı. Benim öğrencilik yıllarıma denk geliyor. Ben o dönemden itibaren böyle içinde bulunduğum festivalin, işte izleyici olarak, daha sonrasında işte bazı filmlerle, burada Ege Üniversitesi'nde çektiğimiz, İletişim Fakültesi'nde çektiğimiz öğrenci filmleriyle bulunduk. Sonra 6.sından itibaren de işin içerisinde, ekibin içerisinde yer aldım. Ama komple böyle işin organizasyonunu üstlenmeye başladığım zaman 2014 yıldır. İşte Türk sinemasının 100. yıl etkinliklerinin yapıldığı senedir. 2014'ten bu yana da bütün organizasyonla ilgili devam ediyorum. Yani festival şöyle, ilk başından beri aslına bakarsanız yurt dışı bilinirliğini arttırmaya çalışan, yurt dışında birçok böyle festival organizasyonu ya da ağlarına akredite olmaya çalışan bir festivaldi ve uluslararası alanda Türkiye'de ilk ödül veren kısa film festivali. Daha önce uluslararası filmlerin yarışmaları vesaire bunun olmamış. Yani yarışma biraz da böyle şeydir. İşin artık hani olmazsa olmazı gibi hep yapılan, biraz daha yıldızlı, adı falan şey olan ve dikkat çeken bir unsur olduğu için o yarışmayla başlanmış. 4.sünden itibaren olması lazım. Uluslararası yarışma yapılmış. Ve sürekli yurt dışında bilinirlik, tanınırlık faaliyetleri yapılmış festivalin. Biz de 14.sünden itibaren de bu faaliyetleri arttırarak biraz devam ettirmeye çalıştık. Bununla birlikte hem kendimiz, bizim gibi Avrupa'da yaklaşık 7 tane ülkede olan farklı festivalleri, bağımsız festivallerle kurduğumuz bir ağ oluşturduk. Yani İspanya, Romanya, Bulgaristan, bunun yanında Macaristan, Portekiz, Polonya. Oradaki böyle farklı türde festivaller, işte deneysel belgesel üzerine olan, animasyon üzerine olan, kadın filmleri üzerine olan, yine genel filmleri gösteren birçok festivalle böyle bir ortaklık kurduk ve kendi kendimizi bir geliştirme sürecine başladık onlarla birlikte. Bu süreçle birlikte hem bilgi birikimini de paylaşmış oluyoruz, hem filmlerin dolaşımıyla ilgili bir ağ oluşturmuş oluyoruz. Filmler daha çok festivalde, en azından bizdeki filmlerin kimisi oralarda gösterilmiş oluyor. Böylece 4-5 festival daha gitmiş oluyor. Kendi aramızda başvurularla ilgili kolaylıklar sağlıyoruz birçok şeye. Gösterimlerle ilgili, ortak proje geliştirmeyle ilgili Avrupa Birliği fonlarından nasıl yararlanırız diye bir danışmanımız var. Onunla birlikte sürekli çalışmalarımız devam ediyor. Böyle bir güç oluşturduk yani. Çünkü çok büyük festivallerin içinde biz biraz kayboluyor gibiydik ve dediğim gibi kendi düşüncemizle beraber ortak hareket edebileceğimiz, böyle kişisel olarak bu işleri devam ettiren arkadaşlarla böyle bir oluşum yaptık. Tamamen profesyoneller mi var işin içinde, yoksa gençler ve bu işe meraklılar da dahil mi? Şöyle, festivali yöneten arkadaşların hepsi zaten bu işin gelişmesi için uğraşan arkadaşlarım. Yani yıllar, işte 16 yıldır yapıyor Bulgaristan'da ve sadece bu iş gelişsin de yapıyor. Normalde yönetmenlik yapıyor ve bir uzun metraj filmi var. Onu da İzmir'de çekmesiyle ilgili bazı görselleri paylaştım ve burada herhalde yapacak. Hem yönetmenlik yapıyorlar, hem bu tarz organizasyonlarını falan yapıyorlar ama hepsi de böyle şey derdindeler. Yani kısa filmi daha fazla izleyici nasıl ulaştırabiliriz? Bu filmleri nasıl beraber fonlayabiliriz, beraber geliştirebiliriz, yapımlarına katkı sağlayabiliriz. Gençlere, öğrencilere, bu işlere başlayanlara farklı deneyimler nasıl katabiliriz, nasıl anlatabiliriz? Hep bunun peşinde bütün arkadaşlar da öyle açıkçası. Böyle hani
bazen soruyorlar yani işte kısa oldu bu uzun olur mu falan. Sonuçta bu ayrı bir tür yani bu böyle devam edecek bir tür ve çok fazla da popüler olan bir tür bence. Onunla alakalı da hep dediğim gibi çalışmamız bu yönde devam ediyor. Yani mesela Avrupa'da biraz daha seyirci erozyonu var. Daha az seyirci olmasından biraz şikayet ediyorlar. Orada biraz azaldığından şikayet ediyorlar. Burada mesela iyi mi seyirci? İzmir bu konularda biraz iyi. Çünkü 23 yıldır böyle sürekli organizasyon yapmak, sürekli bazı şeyleri yapmak böyle insanlarda bir beklenti de yaratıyor. İzmir'in bir potansiyel nüfusu var. Burada bazı işte belediyenin yaptığı gösterimler, farklı özel gösterimlerle falan sürekli diri tutulmaya da çalışılıyor. Ki daha da fazla olması lazım bence. Böyle olursa hani dedim ki o sürekli şey olacak, bilinir olacak. Hı hı. Bir de biraz önce bahsettiğin kültür sanatla alakalı şeylerde mesela bazı noktalar belirlenmesi lazım sanki. Hani kafamızı çevirdiğimizde evet, bu kentte bu hafta bunlar var, hı hı, şeklinde belki çok yoğun olan yerlerde tanıtım noktaları olması lazım. Sadece bu işlerin, bu gibi şeylerin verildiği, belki öyle tanıtım da kent içerisinde daha kolay ulaşılabilir. Yani her ilçede bulunan ve çok yoğun olarak kullanılan yerlerde olabilir. Evet, güzergahlarda. Mesela bazen otoyolların üstünde görüyoruz. Şimdi kitap fuarı olduğu için ağırlıklı olarak kitap fuarı tarihleri. Şöyle olması lazım yani hani mesela orada şeyi de görüyoruz. Bir siyasi geldiğinde de görüyoruz. Evet, doğru. İşte başka şeyleri de görüyoruz falan. Onda şey özel olabilir. Özel mi olmalı diyorsunuz? Ya bilinir olması yani. Atıyorum bir Kıbrıs şehitlerinin orada ya da Karşıyaka Çarşısı'nın orada ya da Buca'da ya da diğer ilçelerde, Bornova'da böyle öğrencilerin çok sık olduğu yerlerde. Sirkülasyon olduğu yerlerde. Bir nokta olmalı ki orada sürekli bu haberler olsun ki biz de o noktayı bilelim. Belki yolumuzu onun önünden geçirelim bakalım. Hani öyle bir bilinirliği olsun yani. Oraya baktığımızda evet kültür sanatla ilgili ne yapılıyorsa bunu göreceğizi bilelim yani. Yoksa diğerinde şimdi mesela Avrupa'da dediniz ya izleyici bu kadar yüksek değil. Aslında eğitim seviyesi ve refah seviyesine baktığınızda daha ters bir orantı bekliyordum ben. Beni yok yok biraz orada şey var. Bu da tabii belki şey de olabilir hani. Genç kuşağın ilgisinin farklı alanlarda hani olması, diğer şeyler, bunun birçok şey olabilir yani. Doğru. Hani bir de ulaşabildikleri çok şey de var. Hani öyle düşününce hani belki kısa film izlemek vesaire biraz daha aşağılara falan çekiliyor olabilir. Çünkü çok fazla organizasyon vesaire, kültür sanatla ilgili şeyler görebiliyorlar. Yoğun yani bir buralarda. Program var zaten evet, diyorsunuz. Evet, bu tarz programlar oluyor. Bu konuda biraz daha şanslıyız aslında. Bu şansı da devam ettirmek lazım. Ve biraz da biz şey de yapıyoruz onlarla birlikte yaptığımızda üretime bazı katkılar sunalım. Daha iyi filmler, daha yeni filmler olsun şeklinde durumlar yapıyoruz. Ve bununla alakalı da mesela başladığımızdan bu yana yaptığımız işlerden bir tanesi Çin'deki bir festivalle, yeni medya kısa film festivaliyle bir iletişimimiz oldu. Hatta o sene Türkiye-Çin ortak yılı gibi bazı kutlamalar vardı iki tarafta da. Biz de Türkiye ve Çin arasında ortak yapım olarak olan ilk kısa filmleri gerçekleştirdik. Oradan yönetmenler buraya geldi. Buradan Türk ekipler oluşturduk. O filmler çekildi, İzmir'de çekildi ve o filmler işte Çin'deki festivali yapan çok büyük bir medya kuruluşu. Yaklaşık yani şöyle düşünün. Çin'in en büyük 3. medya holdingi ve 16 televizyonu olan, radyoları olan, sayısız internet yayını olan ve işte 2 milyar insana neredeyse ulaşan bir ağın içerisinde şey oldu. Orada bu filmler gösterildi bir ay boyunca ve tamamen İzmir içerisinde geçen filmlerdi. 2 tane bir belgesel niteliğinde olan şehre film. Şehre katkısını düşünsenize. Yani sanattan evet, öte evet, ekonomik ve... Yani bu kısa film olarak görüyoruz ama evet, mesela hani öyle başladı. İkincisi, ikinci senemizde ben orada şeyin tanıtımını da yaptım. İşte Türkiye'nin sinemasının tanıtımı. Orada bir standımız oldu. Gelen arkadaşlar İzmir ve Türkiye'yi konuştular. Açılış töreni canlı olarak yayınlanıyordu ve 15 dakika kadar bir yer arayılmışlardı. Şeyler falan yaptılar arkadaşlar bizim için. Gösteriler yaptılar. Semazen, halk oyunları. Hı. Bir böyle küçük bir Anadolu Adışı formatında bir şey hazırlamışlardı. Ve buraya gelen yönetmenlerin hepsi de kendileri anlattılar neler olduğunu. O sene mesela bizim götürdüğümüz seçki vardı yerli filmlerde. İkinci sene ayrı kategorilerde 3 tane Türk filmi, ya Türkiye'den film yarışma kategorilerinde vardı. Hı hı. Hatta bir tanesi büyük ödül olan 300 bin yuan kadar bir ödülü vardı onun para ödülü. Onu kazandı. Hani böylece o kurduğumuz şey çok hızlı bir şekilde dönüş yapmış oldu. Hani o şeyi tamamlamış olduk yani. Biz öyle olsun istedik ve evet Yılmaz Özdil bir isim benzerliği var arkadaşımızın. Yönetmen kendisi Mardin'den orada çektiği bir tane kısa filmle orada büyük ödülü aldı. Ve yani hem ekonomik anlamda kendisi rahatladı. Hem orada yaptığı toplantılarla daha farklı böyle oradan nasıl yararlanabilir mi falan gördü. Hem de dediğim gibi 3 tane ayrı film vardı farklı kategorilerde. Ve orada bir dostluğumuz oluşmuş oldu. Mesela bu başarıları siz anlatırsanız bizim haberimiz oluyor. Ki biz haberle
uğraşan insanlarız. Bizim haricimizdeki diğer insanların haberinin olması imkansız gibi görünüyor şu an. Biraz işte şeyin biliyor olmalı. Sektör biraz... Medyatik mi görmüyoruz acaba bu tür şeyleri? Sektör biraz biliyor açıkçası. Ondan bir de tabii artık sinema, dizi, o tarz şeyler falan konuşulduğunda daha böyle şey isimlerin olması görünüyor yani. Daha popüler isimler evet. falan geliyor hep akla. Belki ondan olabilir ama yurt dışında o hani dediğim gibi o filmde oynayan kişinin Türkiye'deki popülerliğinin çok önemi olmuyor açıkçası. Hı hı. Konusu, anlattığı hikaye falan bunlar çok önemli oluyor. Dediğim gibi bir Çin'le böyle bir iletişimimiz oldu ve bu halen daha devam ediyor. Ve çok iyi dostluklarımız falan var. Hatta salgın döneminde falan bayağı hani iletişimimiz oldu. Orada neler olduğunun bilgisi, buradan neler yapabileceğimizin bilgisi gibi çok şeyi konuşmuş olduk. Bunun dışında bir de akademi ödülleri var. Bu Oscar ödülleri olarak bilinen. Bu ödüllerle alakalı şöyle bir durum vardı. İşte, akademi kendisi belirler Amerika'daki filmlerden seçerken. Bir başvuru olmaz oraya. Ülke filmlerinde her yıl biliyorsunuz işte Türkiye'nin Oscar adayı bu sene de Ker filmi oldu. Tayfun Pürselimoğlu'nun. Her yıl bir film seçilir, devam eder. Kısa filmlerde ise o yarışmanın alt kategorisinde dünya çapında yaklaşık 40 bin kadar festival var. Çok fazla yani. Onların içinden seçtiği 100-120 kadar festival var. Kendi kriterlerine uygun ve iyi film geleceğini düşündükleri festivaller. Onların içerisinde ödül almış filmlerin kendisine başvurmasını ister. Çünkü ya biz İzmir Kısa Filmi bile 4500 başvuru alıyoruz her yıl. Düşünün ki o büyük bir marka ve oraya kaç başvuru gider. Onun için belirli kriterler üzerinden kısa filmleri kendisine başvurmasını ister. Biz de yaklaşık 4 yıldır, ya 3 yıldır Oscar Qualification'ı almış bir festival olduk. Onların kurallarına, şartlarına uygun, onların standartlarına diyeyim uygun bir festival gerçekleştiriyoruz ve bu dünyanın en büyük festivalleri arasındayız yani. O 100 festival içindeyiz ama sıralama belli değil tabii. Hani kaçıncıyız, nasılız, onlar öyle bir şeyimiz yok. Bu anlamda o da çok bir artı yani baktığınızda. Marka değerine iyi bir şey katan bir durum. Çünkü böyle bir festivalde ödül almak ya da gösterilmek bile kısa filmciler için bir motivasyon kaynağı oluyor. Çünkü bakıldığında dünya üzerindeki en iyi 100-120 festival gibi kodluyorlar kendilerinde ve orada gösterildi şeklinde oluyor. Bunda da mesela henüz başaramadık daha hani bir yerli film orada finale kalsın, Oscar ödüllerinde şey olsun. Türk isimler böyle Almanya'dan falan oldu yani. Öğrenci filmlerinde daha önce bizde gösterilmiş olan bazı filmler de gitti oraya. Hmm. Ama o dönem bizim yoktu tabii. Hep takip ettiğimiz filmlerdi. En son geçen sene Serhat Karaaslan'ın Suçlular filmi bizde de birincilik ödülünü almıştı. En iyi film ödülünü almıştı ve orada ilk 15'e kaldı. Shortlist diye açıklanan 15'e kaldı. Daha sonra ilk 5 yani asıl finalist olan filmler arasında yer almadı. Tabii orada yer almak çok zor yani. Sadece iyi bir film yapmak değil, iyi bir lobi yapmak, iyi duyurusunu yapmak. Çünkü orada akademi üyelerinin izleyip oylamasıyla ilgili bir şey var. Sürekli görmelerini sağlamak falan da gerekli. İyi bir dağıtım firması ya da öyle bir PR ajansıyla bunu yapmak gerekli. Ama ilk 15'e kalması bile bizim için gerçekten hani bizim vasıtamızla geçti oraya düşüncesinden dolayı çok çok güzel. Çünkü baktığınızda dünya üzerindeki bu 100-120 kadar festivalde bir yerli filmin, Türkiye'den bir filmin ödül alması biraz zor olabilir. Ama Türkiye'de zaten ulusal bir kategori olduğu için her yıl bir tane film ödül alacak ve her yıl bir filmin başvuru şansı. Yani bir değil pardon, iki filmin. Hı hı. Çünkü bir tane şey animasyon, bir tane de kurmaca filmin oraya gönderme hakkımız oluyor. Hı hı. Böyle bir şeyimiz var. O yüzden dediğim gibi hani biraz daha biz geçmişten bugüne zaten uluslararası ağlarla kendini geliştirmeye çalışan festivali biz de 14'üne itibaren biraz daha bu şeyi arttırma yönünde adımlar attık ve böyle devam ettik. Yine uluslararası bilinirliğini evet yani arttırdığımızı düşünüyorum. Çünkü her yıl dediğim gibi hani nereden baksanız 120 kadar ülkeden 4.000-4.500 kadar film başvuruda bulunuyor. Ya harika. O anlamda iyi yani bir bilinirliği var ve devam eden bir süreci var. Şimdi gelelim 23'üne. Az kaldı artık. 14 Kasım'da başlıyor değil mi? 14-20 Kasım arasında. Sanat severleri ne bekliyor 23. İzmir Kısa Film Festivali'nde? Güzel bir program yaptık. Yani birçok kısa film, birçok ülke, birçok farklı kültürden filmi görme şansları olacak izleyicilerin. Pazartesinden Cuma'ya, o pazartesinden pazar gününe, o hafta 7 gün boyunca ana salonumuz Fransız Kültür Merkezi. Orada 12, 4, 6 ve 8 seanslarında filmleri izleyebilecekler ve izlerken de zaten gelen konuklarımız kendi filmleriyle birlikte olduklarını söyleşi yapıyorlar ve İzmir'den ya da çevre illerden kendi filmi varsa kendi imkanlarıyla gelmek isteyen arkadaşlarla
bu filmi üzerine sohbet edebilme şansları olacak. Bunun dışında İzmir'de birçok üniversitede birçok bölüm var. Sinema, televizyon ya da radyo, televizyon alanında. Onların gelişimlerine katkı sağlamak için geçen seneden itibaren İzmir Filmworks ismi altında bir de festivalin gösterimi dışında ayrı bir eğitsel ya da işte sinema profesyonelleri buluşabilecekleri bir bölüm yaptık ve bu bölümün içerisinde bir destekleme programı oluşturduk. Bu destekleme programı ile birlikte filmler proje halindeyken yarışıyorlar ve bir para ödülü var. 10 bin lira bir para ödülüyle biz onu başlattık. Filmler destekleniyorlar. Yani projesine katkı sağlanmış oluyor ve onun çekilmesine yardımcı olunmuş oluyor. Ve bunu yaptıktan sonra evet festivalde çok böyle yurt içindeki şeyden de çok sevildiği için, sektörden de sevildiği için mesela bir post prodüksiyon firmasından bir tane post prodüksiyon ödülü kondu. Yani bu post prodüksiyon ödülü de yani ciddi rakamlar olabiliyor bazen yani. Mesela bir filme onlar bir ödül verdiler. Bir filme gelen meslek birliğinden yönetmen arkadaşımız meslek birliği olarak ödül verdi. Yani biz bir tane verdik. Ondan sonra İzmir'de yerel yönetimlerden bir ödül gelmiş oldu bir genç arkadaşımıza. O da filmini bitirdi 18 yaşında bir genç yönetmen arkadaşımız. Geçen sene biz de ödülle aldı ve bu sene bitirdi filmini. Bakılına birden 4 ödüle çıkmış olduk. Bu sene mesela Kısa Film Yönetmenleri Derneği kendisi bir ödül vermek istiyordu. Bir para ödülü koydu. Bakıldığında böyle hani biz bir ödül koyduk ama bir 5'e falan yükseldi bile. O anlamda güzel bir şey oldu. Biz de bu yıl bir belgeselde de bir bölüm olarak açtık. Çünkü TRT Belgesel de İzmir'de biliyorsunuz. Hı hı. Belki orayla da bir iletişim kurup oradan arkadaşlarımız jüride yer alacaklar. Hani onlara içerik anlamında genç yeteneklerle tanıştırma adına da bir fırsat olabilir diye düşündük. Bir de İzmir'den filmler, yani İzmirli yönetmenlerin filmleriyle ilgili ayrı bir kategori daha açtık. Onlara da bu teknik ekipman desteği, bir sinema kamerası desteği, bizim kendi bünyemizde bulunan yapım firmasıyla onların filmine yapım desteği gibi ödüller falan sunacağız. Toplamda böyle 3 ayrı kategoride proje yarışmamız oldu. Bir de Avrupa'da yine başlayan son 2 yıldır, biz de 2 yıldır festivalde ufak ufak adım adım böyle anlattığımız bir durum var. Yeşil film yapımı diye, yani sürdürülebilir film yapımı. Bu film yaparken de bazen mesela daha sonra film yaparken değil mi? Dışarıda olan birçok organizasyonda bu olabilir. Yani nasıl olur? Hemen pet şişeler kullanılır. Daha fazla mazot yakılır. Daha çok kağıda baskı olur. Senaryolarla ilgili falan. Bazı kriterler geliştirdiler ve filmlerin de artık karbon ayak izinin azalmasıyla alakalı. Daha az, daha yeşil enerji kullanma. Mesela jeneratör değil, evet normal bir elektrik. Ya da şebekeden bir elektrik. Ya da orada yeşil enerji deniyor. Rüzgar ya da güneş enerjisinden yapı kullanılan elektrik. Bizim burada ayırmamız biraz daha zor olabilir. Onun dışında suları böyle pet şişeler ya da plastik bardaklarla değil, daha farklı yöntemler, şimdi çok güzel hani doğaya zararsız bazı mataralar, onların benzeri şeyler, onları dağıtmalar, suları büyük damacanadan ya da farklı yerden koymayla ilgili bazı kurallar getirildi. Onun dışında işte daha çok dijitalleşme, kağıt israfını önleme vesaire bunlarla ilgili ve Türkiye'de bu filmlerin yavaş yavaş örnekleri olmaya başladı. Reha Erdem'in son filmi. Bizde de daha önce ödül kazanmış, kısadan uzuna geçmiş Serpil Altın'ın son filmi bu şekilde yapıldı. Biz her ikisiyle de mesela bir günümüzü yeşil film yapmak üzerine koyduk ve hem Reha Erdem'den nasıl yaptığı, neler yaptığı bununla alakalı bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Arkasından Serpil ve yapımcısı Korhan'la kendi filmleri üzerine yapacağımız bir söyleşi olacak. Bunun da dışında bir sürdürülebilirlik uzmanımız ve bir tane de kısa film yapımcımız var. Onlarla ortak zaten bu projeyi geliştiriyoruz. Mesela bir tane de Almanya'da bir kısa film yapıldı. İstanbul'da bir Alman ortak yapımı bir kısa film yapıldı ve yurt dışından gelen para fonunun tek şartı filmin yeşil olması. Şimdi bu tarz böyle şeyler Avrupa'da daha da fazlalaşacak. Hem enerji krizinin gündemde tabii, olması, tabii. İklim krizleri vesaire. Hani bu yavaş yavaş artan bir süreç olacak. Ülkemize de ben hani oluyor ya orada oluyor 10 yıl sonra gelmesin çok hızlı bir şekilde olsun diye oradaki arkadaşlarla görüştüm. Bu işi başlatanlarla hep konuştum. Burada da eğitimlere başladık ve bu günün sonunda sürdürülebilirlik uzmanı arkadaşımız Ferdi ile de birlikte oradan çıkan sonuçlarla biz bir tane dijital bir rehber hazırlamak istiyoruz. Ve bu rehber de evet bakın Türkiye'de yeşil film kriterleri bunlar. Çünkü olanaklar bunlar. Buna göre filminizi yaparsanız en iyi şekilde filminiz yeşil olmuş ve doğaya daha az zarar vermiş olabilirsiniz şeklinde. Bunun sonucunda bir rehber oluşturmak istiyoruz. Bunun dışında gelecek olan konuklarımızın yapacakları yönetmenlik söyleşileri, yapımcılık söyleşileri, bunun dışında oyunculuk üzerine söyleşiler. Bu tarz şeyler olacak o 3 günlük süreç içerisinde İzmir Filmworks'te. Ve bazı ekipmanlarla ilgili İstanbul'dan arkadaşlarımızla görüştüğümüz şeyler var. Yine ekipmanların burada görünmesi. Çünkü çok fazla şey yok yani. Hani bir
siz de televizyon sektöründe bile bir cihaz alınacak hemen İstanbul. Evet, mesela evet. Onlara falan bakmak gerekiyor. Bir yayın mikseri ya da herhangi bir şey, bir stream cihazı falan şeklinde. Oradan da yeni teknoloji kamera cihazlarını getirip İzmir'den arkadaşların kullanabilecekleri, görebilecekleri, yeni teknoloji tanıyabilecekleri bir bölüm yapacağız. O da öyle olacak. Yani profesyonel kullanıcı gibi, yani film üretenle izleyici konusunu biraz ayırmış olduk. Fransız Kültür Merkezi dışında oradaki yoğunluğu bazı seanslarda azaltmak için İzmir Karaca Sineması'nda gösterimler yapacağız. Çok yakın oldukları için rahatlıkla gidilip gidilebilir. Buca'da Buca Belediyesi'nin Tarık Akan Kültür Merkezi var. Gençlik Merkezi var daha. Sonra da her yıl gösterimler yapıyoruz. Bu sene de orada bir programımız olacak ve kısa film izleyebilecek arkadaşlar. Mavi Bahçe'nin içerisinde bir gösterimimiz olacak. Orada sinema salonlarından bir tanesini ayırdılar. Bu bizim için de önemli. Çünkü oraya sinema filmi izlemeye gidenlerin de kısa filmle tanışması, bir farkındalık yaratmak anlamında falan güzel olacak. Orada bir cep sinemasını bizim için ayırdılar dediğim gibi. Orada bir gösterimimiz olacak. Bazı böyle, noktalarda sinema severlerin ayağına gideceksiniz evet, yani. Evet, çeşitli böyle ufak tefek tiyatro gruplarının, bazı mekanların, bazı ortak çalışma alanlarının bazı yerlerinde gösterimler yapıyoruz. Böylece dediğim gibi hem şehirde çok fazla yerde olsun, üniversitenin içerilerinde gösterimler yapıyoruz. Böylece üniversite öğrencileri filmleri de oylayıp bir gençlik ödülü de veriyorlar. Öyle bir şey de oluyor. Güzel tarafı da var. Bu şekilde kente biraz yayılma konusunda bir şeyimiz var. Biraz sadece merkezde tek salonda kalmayalım, biraz çevrelerde de olalım şeklinde bir durumumuz var. Bunun için de yardım ediyor sağ olsun bazı yerel yönetimler bize. İşte Buca Belediyesi her yıl bu gösterimini yapıyoruz ve açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii bunu gerçekleştirmek için de yerel yönetimlerle ciddi bir değil mi, ilişki yürütülmesi gerekiyor. Yani o dediğim gibi başlangıcımızdan 2015 yılından beri o şeyleri yapıyoruz. Çünkü Buca'da bir sinema salonu yok. Gösterim yapılacak bir alan da yoktu. Oraya bir salon kazandırmış gibi oluyoruz. Yani en azından orada filmler oynuyor. Onun orada hala çünkü o 3 tane sinema salonu var. Orada bazı filmler gösterilebiliyor. Bunun vasıtasıyla olmuş olan bir şey oldu. Yani hani bakıldığında orada başladığımızda. Büyükşehir Belediyesi kapanış törenimiz, çeşitli tanıtımlarımız vesaire o konularda bize destek oluyorlar. İşte Kültür Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü üzerinden aldığımız bir desteğimiz var. Bu şekilde sürdürmeye çalışıyoruz yani. Çünkü bu tip festivallerin ve organizasyonların kente katkısını da bir taraftan konuşmak lazım. Ama siz şimdi programdan çok detaylı bir şekilde bahsettiniz. Jüriler nasıl ve neye göre belirleniyor? Öncelikle bir jüri başkanı, bir yönetmen belirlemek istiyoruz her zaman. Ve bu bir yönetmen de sağ olsun bize yardımcı oluyorlar çoğu. Geçmiş yıllarda çok böyle Türkiye'de işleriyle, filmleriyle böyle tanınmış iyi yönetmenler bizimle çalıştılar. Bu sene de Ömer Faruk Sorak bizimle olacak. Hatta daha öncesinde bir dizi yapmışlardı. Eksen için İzmir'de çekimlerini yaptıkları bir dizi vardı. Buraya gelmişlerdi. O zaman tanışma fırsatımız olmuştu. O bizi kırmadı, gelecek. Onun dışında Saadet Işılaksoy oyuncu. Kendisi bir dizi seti de var. Ama zaman ayırıp iki gün bizimle olup filmleri izleyip kapanış törenimize katılacak. Zeynep Shutterland. Kendisi, şöyle anlatayım Zeynep'i, bir yapımcı aslında. Türkiye'de çekilen birçok, yani bütün Hollywood filmlerinin, bu en son Guy Ritchie'nin Jason Statham'la Antalya'da çektiği bir film var. Yani onların buraya gelmesini sağlayan kişi aslına bakarsanız. Yani Türkiye'nin çekim olanaklarını yurt dışında anlatan, buraya geldikleri onların prodüksiyonlarını yapan bir arkadaşımız ve çok yararlı işler yapıyor aslında buraya. Ve biz şey de düşünüyoruz, yani evet, geldiklerinde, film izlediklerinde genç yönetmenlerle, genç yeteneklerle tanışsın şeklinde bir döngüyü yaratmaya çalışıyoruz sürekli. Orçun Özkılınç çok değerli bir görüntü yönetmeni. En son Mavzer filmiyle Adana Film Festivali'nde yine en iyi görüntü ödülünü aldı. O da İzmirli bir görüntü yönetmeni ve 9 Eylül Güzel Sanatlar sinema mezunu. Ve Ümmü Hanım, Ümmü Burhan. Ümmü Burhan şu an TV8 ve Eksen'in CEO'su. Geçmişinde yönetmenlik yaptığı birçok dizi filmler, onların içerisinde bulundu. Şu an bir kanal yönetiyor. Bakıldığında bir dijital platformla alakalı bilgi de alabiliriz. Dijital platformlarda belki kısa filmler yer alabilir mi? Bunun konuşmasını da yapabileceğimiz bir ortama sahip olabiliriz diye düşünüyoruz. Böyle bir jürimiz var. Yurt dışından gelecek olan arkadaşlarımız var. Akademisyen arkadaşlarımız var İzmir'den. TRT Belgesel'den yönetici arkadaşlarımız var. Ama asıl böyle ana, o bizim biraz daha yıldızlı olan bölümün Ulusal Kurmaca bölümünün jürisini bu şekilde oluşturduk. Çok kıymetli isimler. Dediğim gibi hani genellerin çoğu zaten bir şeyler vermek için de geliyorlar. Yani bir şey anlatmak için de geliyorlar. Her birisiyle ufak söyleşiler.
yönetmenlerle buluşmalar ayarlıyoruz. O yönden güzel geçiyor. Şimdi tabii bu buluşmalar çok kıymetli, isimler çok kıymetli. Emek, zaten emeğin karşılığını biçmek çok zor. Peki olması gereken yerde mi baktığınızda bu festival? Şey olarak aslına bakarsanız, hani olması gereken yer derken, hani kriter olarak alacağımız şeyi böyle şeyse, nasıl mesela, belirlemek evet, lazım? Çok böyle biz güle oynaya evet bu kadar iş yaptık ve bunun dışında birlikte çok iyi bir şekilde hani her yılımızın tümünü buna ayırabiliyoruz. İşte yurt dışındaki birçok festivale gidebiliyoruz, kendi tanıtımını yapabiliyoruz falan gibi bir durumumuz yok açıkçası. Bu çok sınırlı bütçelerimiz, kendi cebimizden harcadığımız birçok şey var. Ya şöyle örnekler verebilirim mesela. İşte Romanya'da düzenlenen Kampulünk Film Festivali. Bu yıl Türkiye'yi onur konuğu almak istiyorlar. Yunanistan'la birlikte. Öyle bir, yani bir Avrupa Birliği üyesi ülke, bir Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeyi konuk alıp Perdil Festivallerinde böyle bir konsept geliştirmişler. Türkiye'ye baktıklarında hemen bizi görüyorlar ve bizle birlikte hareket ediyorlar. Onlara filmler gönderiyoruz, diğer şeyleri yapıyoruz. Israr ediyoruz yönetmenleri davet etmesi için. Festivalden birisini davet etmeleri için biraz ısrar ediyoruz. Hani orada tanıtım yapılabilir şeklinde. Mesela bu bilinirlikle ilgili olan şeyden bahsetmek istiyorum. Onun dışında biz kendimiz o kurduğumuz alanın içerisindeki festivaller için, en son Bulgaristan'daki festivalde bir jüri üyeliğim oldu. Oraya gidip oradaki arkadaşlarla tekrar tanışma, farklı insanlarla görüşme imkanımız oldu. Bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama bunların çoğu öz kaynaklarımızla yaptığımız şeyler. Hı-hı. Yani bizim bir yapım firmamız da var zaten devam eden. Hani kendi kendimizi finanse ediyoruz sürekli. Çin'e bakıldığında, Türkiye'ye baktıklarında bizi gördüler. Bizle iletişim sağladılar. O tarz şeyleri yaptık. Hani ama tabii şey olmuyor yani. Buradan Çin'e bir gidiş geliş, yani şu an Portekiz'e bile gidiş geliş 20 bin liraları geçmiş yani. Yani isteğimiz biraz daha bu uluslararası şeyini arttırmak, çünkü çok iyi dostluklarımız var yurt dışındaki dağıtım firmalarıyla. Yani bunlar evet filmleri bazı yerlere taşıyan firmalar. Biz ne kadar onlarla iletişimimizi sağlayıp buraya getirip burada bir dağıtım ağı ile ilgili bilgi birikimini alabilirsek, onlarla iletişimi arttırırsak, bu filmlerin hani yaptık ama hani internette de açtık izleniyor gibi değil, her tarafa dağılmasını kolaylaştıracak bir durum olabilir. Ayrıca bu bir ayrı bir iş kolu. Genç arkadaşlara yeni bir iş, yeni bir meslek, bakın böyle bir şey de varı gösterme şansımız olur yani. Hı-hı. Çünkü dediğim çok fazla film üretiliyor. Çok fazla bakıldığında şöyle söyleyeyim, hani insanların temel ortak ihtiyaçlarından bir tanesi o içerikler. Televizyon, ekran, telefondan bir şey izleme. Hani, hele ki pandemide böyle, çok yani böyle şey de yapılırsa da yani daha böyle evrensel temalar, insani değerler üzerine yapılırsa da burada çektiğinizi dünyanın başka birindeki kişi de çok rahat izleyebilir, çok rahat o duyguyu alabilir. Onun için çok önem veriyorlar yurt dışında. Onu görüyorum yani. Asıl önemli olan şey o içerikler olduğunu. Türkiye'de çok zengin bir hikaye coğrafyası. Çok zengin bir coğrafya. Çok kadim bir coğrafya. Geçmişi çok eskilere dayanan bir coğrafya. O yüzden çok fazla hikaye çıkıyor zaten Türkiye'den de. Onun için bunları dediğim gibi daha fazla dağıtabilmek. Mesela bakıldığında nasıl akıllarda bir İran sineması kalıyorsa, işte bir Fransız ekolü, Fransız sineması kalıyorsa, işte Uzak Doğu sineması diye bakabildiğimiz bazı işte Hong Kong sineması gibi şeyler kalıyorsa, buradan da o şeyler çıksın, daha fazla yurt dışında görülsün, devam etsin falan istiyoruz ki artık yavaş yavaş dizilerle birlikte, yurt dışına satılmasıyla birlikte zaten popülerliği çok fazla olmaya başladı. Evet. İşte en son dediğim gibi hani Bulgaristan'daki festivale gittiğimde 4-5 kanalda yerli diziler vardı, yani bütün hepsi görünüyordu. Hı hı. Onun için bu alanda da biraz bunu kullanmak gerekli diye düşünüyorum ben de. Pandemiyle birlikte bazı platformlardaki dizi ve filmler açısından baktığımızda dünyada top 10, Türkiye'de top 10, o evlere, dünyanın evlere kısıldığı o dönem tüm dünyanın farklı dillerde izlediği ve ortak konuştuğu filmler ve konular oldu. Tabii, baktığınızda da o filmleri yapan arkadaşların çoğun yolu İzmir Kısa Film Festivali'nden geçiyor. Hmm. Bir örnek vermem gerekirse işte Umut Aral. Umut Aral en son yani yaptığı birçok iş var ama Hakan Muhafız'ın yönetmeni. En popüler işlerinden bir tanesi odur. Onun dışında yaptığı uzun metraj filmler var. Çarpışma isimli bir kısa filmi vardı Umut Aral'ın ve bizim 6. festivalde ödül kazanmıştı Umut. Ne zaman konuşsak ya da festivalle ilgili bir şey söylese şey der yani, benim için çok önemli çünkü ilk ödülümü orada aldım ve ondan sonra işlerim çok açıldı benim için. Evet. Hani öyle bir yolu olmuş mesela. Hem İzmir onun için çok önemli olmuş oluyor böylece yönetmenler için. Daha sonra bir film çekmek için buraya gelmeleri, bu kente de katkı sonuçta. Yani bir şey yapmaları, evet, anlamında, burayı bilmeleri anlamında çok önemli oluyor.
Hem de böyle bir manevi değeri oluyor kendi işlerinde. Bu da bizi çok mutlu ediyor yani açıkçası. Çünkü ona bir yüreklendirme, bir destek olma, bir şekilde daha iyi hissetmesini sağlama gibi bazı şeyler oluyor. O anlamda da festivalin güzel bir katkısı var genç arkadaşlara. Medya açısından da birçok farklı sektörde İzmir gerçekten bir lokomotif, bir fabrika gibi üretim görevi görüyor ama onun meyvelerini biz ya başka şehirlerde ya da başka ülkelerde duyuyoruz ya da alıyoruz. İzmir'i özeline neden kazandıramıyoruz? Şimdi yayın öncesi de konuşmuştuk ya, sanat ve İzmir'i konuşunca sanki bir şeyler İzmir'de yapılmıyormuş, yeterli derecede ulaşılamıyormuş gibi değerlendiriliyor. Gerçekten öyle mi? Öyle değilse vatandaşın neden haberi olmuyor yapılan işlerden? Mesela bazı oyunlarda da öyle. Ankara'da, İstanbul'da üst üste çok fazla yerde bulabilirken İzmir'de yılda iki defa izlediniz. Bir daha diğer seneyi beklemek zorunda kalıyorsunuz mesela. Son dönemde aslına bakarsanız daha da arttı. Şimdi bir kentte böyle kültür sanatla ilgili şeylerin üretimi ne kadar artarsa izleyiciyle buluşma ve diğer şeyler biraz daha artar. Yani hani kültür sanatın başkenti olma, kültür sanatın üretim noktası olma gibi durumlar. Diğer şeye baktığınızda evet mesela bir oyun, işte Ankaralı bir oyun, işte Bir Deli'nin Hatıra Defteri, Erdal Beşikçioğlu'nun oyunu Ankara'da yapıyor ve orada olduğu için orada devam ediyor. Orada ürettiği için yapıyor ve Türkiye İzmir'e turne vasıtasıyla geldiği için yılda iki defa, üç defa uğrayabiliyor. Ama dediğim gibi buradan bahsettiğim şey yani İzmir'in kendi yerel ya da yerel değil mi? İzmir'den bazı insanların tanıtılıyor olması, yıldızının parlatılıyor olması lazım ki buradaki ürün değerli olsun. Ve bu kente sadece İzmir'den değil, şehir dışından da insanlar ama gelsin. Ama o yıldızı parlayacak kişi burada durmuyor ki parlatalım. İşte şöyle bir şey, ben şöyle düşünüyorum. Daha önceki yıllarda evet İstanbul biraz daha uzak gibi kalabilirdi, diğer şeyler olabilirdi ama bu ulaşım olanakları vesaire çok daha arttığı için bakıldığında bu tersine bir göç de bir yandan devam eden bir durum var. Ama bu biraz da ülkenin de yapısı yani hani bakıldığında evet Türkiye'nin yarısı ya da belki de yarısından çoğu İstanbul yani. Hani. Orada hem fazla insan olmasından dolayı onlara üretilen şey fazla hem birçok şeyin merkezi olmasından dolayı. Onun için İzmir'de de bu tarz bence en çok gerekli olan şeyler kültür sanatla ilgili. Bazı böyle ortak buluşma alanları yaratmak yine üreticilerle alakalı. Yani bir video ya da bir sinemayla ilgili bir şey yapacak olan birisinin oyuncu, müzisyen, işte ne bileyim sahne tasarımcısı, diğer böyle olabilecek birçok kişiyle buluşabileceği bir alan lazım. Tiyatronun aynı şekilde bir yazarla buluşması, yönetmeni olması, diğer şey. Bunlar hep böyle İzmir'de biraz daha şey kalıyor gibi hissediyorum ben hani. Daha kişisel başarılar şeklinde kalıyor. Onları biraz daha bir araya getirecek böyle ortak alanlar, hani büyük alanlar, çok büyük değil yani büyük büyük derken yanlış da anlaşılmasın. Hani gidip zaman geçirebileceği, insanlarla kendisini geliştirebileceği, kendi network'ünü oluşturabileceği, fikirlerinin konuşabileceği, üzerine tartışabileceği bazı alanlar lazım. Alanlara ihtiyaç var. Biraz o eksiklik var bence. O böyle olursa çünkü bu etkileşim olursa arkasına üretim gelecek. İzmir bunun için çok mükemmel bir şehir değil mi? Yani tarih boyunca buradan geçen kültürlere ve yetiştirdiği isimlere baktığınızda hem felsefeden hem sanatsal olarak yaşayan bir coğrafya, toprak evet, aslında. Evet. Kültürlerin üzerinden geçtiği bir toprak. Ama çok verimli topraklar ama yavaş yavaş canlanacak diye düşünüyorum. Ümit ediyorum. Katkılarından da biraz şehre bahsedelim. Yani sanatsal tarafı, kişilere ve işte ülkeye katkılarını da konuştuk ama şehir özelinde de elbette ki çok önemli katkıları var. İzmir'e nasıl avantajlar sağlıyor bu festival? Ya, somut olan bazı şeylerden bahsetmem gerekirse Tayfun Pirselimoğlu'nun geldiği yıl bazı arka sokakları falan gezdi ve Ben O Değilim filminin kalan yarısını burada çekti. Gelen birçok yönetmen aynı şekilde, çünkü gelen insanların çoğunun meslek ve işle ilgili kavramları ayrı. Yani bir yönetmen gezerken dahi bir yere böyle şey diye bakıyor. Yani evet burada şöyle bir şey yapabiliriz. Tabii. Burası benim aklımdaki şu projeye uygun vesaire. Bu şekilde devam ederek bakıyor. Ve kentin içerisinde de birçok böyle genç arkadaşın, genç yönetmen arkadaşın ya da bu işte uğraşmak isteyen arkadaşın birileriyle tanışma fırsatını yakaladığını görüyorum. Hani bir ya filmine bir ekipman sağlıyor bir yerden
ya bir kurguyla ilgili bir şeyler sağlıyor, o tanıdığı vasıtası başka bire yönlendirilebiliyor falan gibi. Birçok şeyi gördüm yani yaşadığımız şeyler. Festivalde belli bir dönem çalışıp ulusal piyasada birçok böyle ulusal dizi yapan, oralara giden, birileri vasıtasıyla tanışıp ilk kişiyle beraber daha sonra gelişim gösteren çok fazla arkadaşımız oldu. Tabii bu hani sadece festival değil, kendi kişisel başarılarıyla da alakalı. Bakarsanız bu tarz çok şeyimiz var ve bazı da işte yaptığımız projelerle, işte Çin'le gerçekleştirdiğimiz proje mesela. Hani Çin'de bir ay boyunca o televizyon kanallarında reklam gibi İzmir'in dönmesine sağladı. İşte açılış programında 15 dakika İzmir'den bahsetme. Daha sonrasında yaptığımız söyleşide oradaki film market bölümünde yaptığımız söyleşide bir saat kadar işte oradaki ticaret odası başkanına, kentin önde gelenlere falan İzmir'i anlatmamızı sağladı. Bu anlamda şöyle mesela yaptığımız etkinlik Shenzhen'de ve Shenzhen Çin'in en büyük çıktığı olan yeri yani büyük bir liman kenti ve bakıldığında işte kendi markalarının vesairenin çoğunun merkezinin bulunduğu yer. Orada ticaret odası başkanının söylediği şey kentler arasındaki ticaretin gelişmesinin dışında en büyük katkı daha fazla gelişmesiyle alakalı. Bu tarz kültürel etkinliklerin ve kültürel sanatsal etkileşimin artmasıyla çok daha fazlalaşacağı yönünde bir şeyler söylemişti. Bu onun için çok yararlı. Ve en büyük yararını şöyle görüyorum ben. İzmir'de 5 ya da 6 üniversitede 9 kadar bölüm var. 9 ya da 10 kadar bölüm var. Ve buradaki 10 bölümdeki öğrencileri 20 ile 25 ile ortalama bir hesaplasak çok ciddi bir potansiyel var. Ve bu öğrencilere yönelik bir şey de aslında çok iyi oluyor. Sadece kısa film üretebilecek öğrencilere yönelik. Ve bunun yanında da son dönem çok daha fazla arttı. İşte YouTube mecrası, sosyal medya mecraları vesaire. Artık bir şey anlatmak istediğinde çekip yükleme şansın var. Bu tarz gelişimleri de çok fazla yapabiliyor. Çünkü o anlatılan teknolojiler arasında cep telefonunu nasıl daha iyi kullanabilirsiniz, kurguyu nasıl şey yaparsınız, renk nasıl daha iyi olur falan diye birçok şey var. Bu yüzden de güzel bir eğitim yeri aslında festival. O anlamda bence büyük katkılar sağlıyoruz. Şimdi geçmişten bugüne programın ilk başına gerçi sonlara doğru da geliyoruz ama festivalin dününü ve bugününü konuşmuştuk. Peki kısa film özelinde baktığınızda kısaca biz nasıl bir seyir izliyoruz? Daha doğrusu sanatçılar, yönetmenler nasıl bir seyir izliyor kısa filmde? Nasıl bir çizgiye geldik? İşte bu yıl gayet iyi bir şeyimiz var, seçkimiz var ve iyi filmler var. İyi Favorileriniz var mı? oyuncular Gerçekten biliyor var. Ya şimdi isim vermek çok doğru olmaz. İyi isimler, oyuncular var. Anlattığı konular bazında iyi filmler. Böyle anlattığı hikayeler, çarpıcı olan hikayeler bazında iyi, trajikomik olan hikayeler. Bakıldığında o seçkide çok farklı filmler var. 15-20 dakika sürüyor ama size bir dünya anlatıyor aslında bakarsanız. O anlamda gerçekten iyi şeyler var. Mesela kısa filmlerde kullanılan teknik anlamında çok büyük gelişmeler var. Kısa filmlerde kullanılan oyunculuklar, yönetmenlikler anlamında çok büyük gelişmeler var. Bu anlamda çok iyi yani. Hani başladığımız noktadan bugüne geldiğimizde gerçekten çok iyi filmler görüyoruz. Çok gelişim gerçekten çok güzel olduğunu görüyoruz. Ve sektörün de kısa filmcilere iyi bir bakışı olduğunu görüyorum ben. Çünkü böyle yapılan destekleri görünce, bunların arttığını görünce gerçekten hani sektörün de desteklediğini görüyorum sinema sektörü. Çünkü bugünün genç yönetmenleri yarının sektör çalışanları gibi Tabii. belki destekleniyor. Bunun dışında hem Kültür Bakanlığı'nın hem TRT'nin açtığı yarışmalarda kısa film sürekli ön planda oluyor. Yani kısa filmden sürekli şey yapıyorlar. Bahsi geçiyor yani. Onları es geçmiyorlar. Birçok büyük festivalde kısa filmler hala devam ediyor. Onlarla ilgili şeyler devam ediyor. O yüzden ben başarılı buluyorum. Yani o grafiğin arttığını düşünüyorum ve bize her yıl 500'ün üzerinde sadece Türkiye'den kısa film geliyor. 500 ve 700 arası rakamlar değişiyor. Ve niteliğinin de yavaş yavaş daha yükseldiğini, uluslararası başarılarının daha fazla arttığını görüyorum. Gençlerde peki daha ciddi bir yöneliş var mı kısa filme? Ya şöyle söyleyeyim, bu bir derdiniz var, bir anlatmak istediğiniz bir şey var. Bunun en kolay yolu aslına bakarsanız. En kolay derken şöyle, daha zor gibi geliyor bana karşıdan. En kolay derken şöyle mesela, bir uzun metraj çekmeye çalışırsanız belki 2 yıl uğraşacaksınız. Bir kısa metrajla ilgili zaman ve maliyet anlamında falan diğerine göre daha az. O anlamda daha kolay. Ama bir şeyi 1,5 saat, 2 saatte anlatmak mı daha kolay? 15 dakikada mı? İkisinin şekli, tarzı biraz daha farklı. Vermek istediği mesajlar biraz daha farklı.
O yüzden evet, kısa film bence her zaman için daha zor. Hatta daha önce gelen Serdar Akar yönetmen jüri olmuştu ve kısa film uzun metrajın anasıdır. Hani ondan çıkmıştır her şey zaten ve yapılması daha zordur. Daha kısa zamanlarda daha büyük şeyleri anlatmak daha zordur falan diye anlatmıştı sürekli. O yüzden kalemi alırken de aynı şey vardır. O yüzden zorlu bir yol ama yani sonuçları bence daha, bir de günümüzde artık çok uzun hızlı uzun, değil mi her şey? Uzun uzun bir şeyleri izlemeyle ilgili çok zaman olmayabiliyor. İşte mesela örnek olarak hep veriyorum, yine Çin'deki bir festivalde karşılaştığımız Koreli bir ekip vardı. Orada şeyler dahi hep aynı, mesela dörder dakika bütün durakların arası ve dörder dakikaymış. Ve onlar da dörder dakikalık kısa filmlerle ilgili bir metro festivali, metroda geçen bir şey yapıyorlarmış. İşte girdiğinizde beklerken metroyu, kodu okuttuğunuzda bir filmi seçip başlatıp 4 dakikada izleyip inebildiğiniz bir şeyler haline getirmişler. Ve orada gördüğüm şey hep böyle herkesin elinde bir şey izleme, kısa kısa şeyler izleme. Zaten baktığınızda sosyal medya mecraları da hep kısa zamanlara yönlendiriyor insanları. Yani daha yeni yeni şeyler çıkıyor. O yüzden değeri biraz daha son dönemde bence yüksek. Şöyle noktalayalım sona doğru gelmişken. Hem sizin bu sene nasıl bir ilgi beklediğinizle ilgili yorumlarınızı alayım. Hem de hem festivalin tarihini, yerini ve saatini hatırlatarak veda edelim isterseniz. Bu yıl 14-20 Kasım arasında yine İzmir Kısa Film Festivali Fransız Kültür Merkezi ana salonunda gerçekleşecek. Dediğim gibi 12, 2, 4, 6, 8 günde 5 tane seansımızda yaklaşık 300 kadar kısa filmi izleyicisiyle buluşturacağız. Son 3 yıldır yaptığımız bir de şeyimiz var bizim, online platformumuz var. Online platformda da izleme şansları olacak arkadaşların filmleri. Gelemeyenler telefonlarından, bilgisayarlarından filmlerini kaydolup izleme şansları bulunuyor. Ayrıca İzmir Ticaret Odası'nın İSKÜ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde İzmir Film Works yapıyoruz. 3 gün boyunca orada sürecek. Orada da çeşitli yani yeşil film nasıl yapılır eğitimi, film sunumları nasıl yapılır eğitimleri, sunumlar, onun dışında teknik bazı eğitimler yer alacak. Festivalin genel şeyi bu şekilde. Programa içeriği. Bu arada internet sitesi üzerinden ulaşabilirler mi? Bu hafta program belli olacak. Onun bir tasarım kısmı biraz uzun sürüyor. Onu ayarlıyoruz ve internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından programa da ulaşma şansları olacak. İzmirkısafilm.org adresinden ve onun bağlı olduğu sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler. Seyirci konusunda da ben her yıl böyle merak eden, artan, işte film gösterimlerinde aksaklık olduğunda bize kızan, ona dikkat eden, daha bilinçli bir seyircimiz var. Hani seyirciye karşı biraz kendimizi şey hissediyoruz, sorumlu hissediyoruz. Hani bazen çünkü 300 kadar filmle uğraşınca ister istemez bir tane de iki tane de filmlerde bazı problemler olabiliyor. Onun teknik aksaklıkları olabiliyor. Onlarla ilgili zorlayan bir seyircimiz var. Söyleşilerde, soru cevaplarda falan iyi geçen bir festival oluyor. O yüzden onlara şimdiden hem iyi seyirler diyorum hem teşekkür ediyorum festivale katıldıkları için. Evet, biz çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. Sizin nezdinizde elbette ki tüm ekibe, festivalde emeği geçen herkese şimdiden kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Evet efendim, Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'ni detaylıca konuştuk. Sinema severler tarafından merakla bekleniyor. 23.sü gerçekleştirilecek. 14-20 Kasım tarihleri arasında festival direktörü Yusuf Saygı detaylı bir şekilde hem programı anlattı hem geçmişten bugüne nasıl bir süreç işlendi. Elbette ki kısa film sektörünü İzmir özelinde nasıl yer bulduğunu detaylı bir şekilde festivalle birlikte konuştuk. Programı noktalamanın vakti geldi. Bizler huzurlarınızdan ayrılacağız. Yarın saatleriniz onu gösterdiğinde yeniden buluşabilmek ümidiyle. Hoşça kalın. Müzik